hoş geldiniz. 2024 KPSS lisans matematik sorularının tamamının çözümlerini yapıyoruz. Hadi dikkatlice dinleyelim. Buradan ön lisans ve lisansa, ön lisans ve orta öğretim sınavlarına girecek olanlar için de küçük küçük taktiklerimiz olacak. Herkesin güzel ve dikkatlice dinlemelerini istiyorum. 31. sorumuzla başlıyoruz. Şimdi illaki bir kesir sorumuz tabii ki de çıkacak. İlk temel amacımız kesirlerde her zaman Paydayı eşitlemek. Ben bu paydayı şurayı 5 ile, burayı 3 ile, şurayı 3 ile ve burayı 5 ile genişlettikten sonra hemen diğer adımıma geliyorum. Diğer adımım da şurada artı 4 bölü 5 var ya bunu hemen işleme sokmayalım. Bunu bir bekletin. Direkt diğer işlemleri yapalım. Mesela 5 ile 20'yi çarpın. 100 bölü 15. A eksi. Bir saniye. Hemen eksimizi koyalım. Eksi 24 ile de 3'ü çarpıyoruz. Oradan ne geliyor? 72 bölü 15. Bölü diyorum aşağıda ne var? 7 bölü 12. Artı 4 bölü 5'imiz hala duruyor. Yukarıda işlem yaptığım zaman ne gelecek? 28 bölü 15 gelecek. Burası üst aynen kalır. ikinci ters çevrilir çarpılır meselesinden. 12 bölü 7 artı 4 bölü 5. Bakın 4 bölü 5'i niye işleme koymuyorum? Çarpma ve bölme önceliğinden dolayı tamam mı? Şimdi geri sadeleştirmeler yapıyoruz. Her tarafı 3'e böldüm 4 kaldı 3'e böldüm 5 7'ye böldüm 4 7'ye böldüm 1. Yukarıda ne var? 16 bölü 5 artı 4 bölü 5'ten tabanlar aynıysa yukarıyı toplarım. 20 bölü 5'ten ne gelecek? 4 gelecek o da D şıkkı. Anlaşıldı mı? Hemen 32'ye geçiyoruz. Ne sorusu? Ondalık sorusu. Önce yapacağımız işlem ondalıkları toplamak. Bakın ondalıkları şuraya üst üste virgülleri virgüllerin altına koyup toplama işlemi yapmayı lütfen unutmayalım. Bakın virgülleri virgüllerin altına koyduğumuzda 0,4 ve 0,02'yi topladığımda 0,42 geliyor. Şunu 30 olarak düşünürsek 30'dan 2'yi çıkarttığım zaman 0,28 gelecek. Bakın burası püf noktasıydı. Şurası bizim için önemliydi. Çarpı diyorum ki çarpıyı unutmayın. 2 bölü aşağıyı topladığımız zaman ne geliyor? 15 yani virgülsüz düşündüğünüzde 1,5. Şimdi benim yapacağım işlem virgülleri atmak. 2 adım geliyorsam 2 adım geleceğim. Ne olacak? 42 bölü 28 çarpı 2 bölü Bakın buradan bir virgülse buraya bir sıfır atıyorum. Burası da 15. Şimdi burada sonrası gerekli sadeleştirmeleri yaptım. Her tarafı 2'ye böldüm, 3'e böldüm, 5'e böldüm. Sonuç olarak ne geliyor buradan? O küçük teferruatlarıyla uğraşmıyoruz canlar. Tamam mı? 6 bölü 3'ten 2 gelecek cevap Bursa. Mantığını anlamak önemli. O sadeleştirme işlemlerini siz soruları çöze çöze yapın. Tamam mı? Kısa bir süre zarfında soruları güzelce anlatmaya çalışıyorum. Ee, soruların taktiklerini öğrenin. Böyle bir soru çıktığında ben nasıl yaparım? Şöyle bir soru çıktığında nasıl, nasıl yaparım? Şu an üstlü ifadeyle alakalı çok karıştım. Bunun türlü türlü çözümü var. Ben mesela şurada 6'ları gördüm ya. Ben bunları 6 yani 2 çarpı 6 demek ki 12. 2 üzeri 8, 6 üzeri 8 olarak açtım. Aşağıya da 2 üzeri 9, 6 üzeri 9 olarak açtım. İlk yaptığım adım buydu. Bakın bu biraz karışık gibi gelecek size belki. Ama ben bunun birazcık daha taktiğini güzel anlayın diye e, yavaş yavaş sakin sakin çözeceğiz. Şimdi şuna baktığımız zaman ben bunu 6 üzeri 8 parantezine alacağım. 12 18 çarpı 2 üzeri 8 geldi. Tamam mıyız? Artı 64 çarpı 6 geldi. Bakın 64 çarpı. 6. Bunu böyle bir bıraksın. Çünkü bu 6'ları bir halledeyim. Ondan sonra işlemime devam edeceğim. Aşağıda da size tavsiyem 6 üzeri 8 parantezini alın yine. 6 üzeri 8 parantezini aldım. Şurada bir ikim kaldı. Burada 2 üzeri 9'um ve burada bir tane daha altım kaldı. Eksi 32 çarpı 6 üzeri 2 kaldı burada. Buraya kadar tamam mıyız? 6 üzeri 8'ler birbirlerini götürdü. Şimdi Fazlalıkla ne görüyoruz? 2 üslü ifadeler. İsterseniz her yerdeki 2'yi çekin. Bakın her yerdeki 2'yi çekin. 64 ne demek? 2 üzeri 6 demek. Bu ne demek? 2 çarpı 3 demek. Bu ne demek? 2 üzeri 5 demek. Burada ne kaç tane 2 var? 6. 2 tane 6 var ya. 2, 2 var. Çarpı 3, 3 var. Bakın böyle gözünüzle bunları hemen açın. Burada 10 tane, bir tane burada ya 10 tane 2 var. 11 tane 2 var. Bunları göz önüne aldığınız zaman ortalama kaç tane 2 olduğunu hesaplıyorum. Bakın burada 8 var. Burada 6, 7 tane var. Burada da 7 tane var. Demek ki ortalama 2, 7 tane ikiler var. O zaman 2 üzeri 7 parantezini alıp devam edeceğim. 18 çarpı 2 artı. Burada da 7 vardı gitti. 3 kaldı. Aşağıda 2 üzeri 7 var. Bakın 2 üzeri 7'yi aldıktan sonra ne geliyor? Kaç geliyor buradan? 2 üzeri 3'ü. Geri kalıyor mu burada? Değil mi? Kaç tane var? 2 üzeri 3'üm geri kalıyor. Eksi 32. Burada 2 üzeri 7'yi çektiğimde 3 geri 3'ten 9'um geri kaldı. Değil mi burada? Pardon burada 4 vardı. Tamam gerisine bakıyoruz. Evet. Geri işlemler yine benim 2 üzeri 7'lerin birbirlerini götürdü mü? 2 üzeri 7'lerin birbirlerini ne yaptı götürdü Ondan sonra işlemlere baktığımız zaman ne geliyor? Yukarıdan 39, aşağıdan 39'dan ne gelecek sadeleştirdiğimizde 1 gelecek. Şurada hata yapmayalım. Adım adım çözelim. 2 üzeri 7 parantezi çarpı 6 vardı. Pardon. Bakın canlar. 6'yı unuttuk. 2 üzeri 3 çarpı 6 vardı. Tamam mıyız? Ya buradan 48 geliyor. 48 39'dan 39. Oldu mu? Böyle ufak bir böyle pürüzlük falan olmuş olabilir ama mantığını önemli olan anlamak. Bu güzel bir soruydu. Şimdi köklü sorusunda yapacağımız şey şuydu. Önce baktığınızda ben sağdakini açayım, soldakini açayım hesaplamalarına girdiğiniz zaman hata yapabilirsiniz. Ki e, hataların çoğunu sağdakini açayım, soldakini açayım gibi e, hesapladığınızda tabanı açayım falan yaptığınızda hata çıkart. Şimdi şunu görmek önemliydi. 90 ne demek? 15 çarpı 6 demek. 135 ne demek? 15 çarpı 9 demek. 72 ne demek? 12 çarpı 6 demek. 27 hatta bu 2'yi içine aldığımız zaman burası 4 çarpı 27'den, burası da 12 çarpı 9 demek oluyor. Şimdi ben bunları neden yapıyorum? Bunların nedeni şu şekilde, hemen göstereyim. Şurayla şurayı komple çarpıyorum. Tamam mı? Yani 15 ile burayı çarptığım zaman kökün içerisinde 2 tane 15 çarpı 6 olacak eksi diğer tarafla çarptığım zaman 15 çarpı 15 çarpı 9 olacak. Diğer tarafı da 12 ile çarptığımız zaman 12 çarpı 12 çarpı 6 eksi burayı çarptığımda 12 çarpı 12 çarpı 9. Bu ne demek oluyor? Kökün içerisinde iki tane ifade olduğunda dışarı çıkıyordum. 15 çarpı kök 6 eksi 15 çarpı kök 9. Yani kök 9 3 olarak çıkıyor ama ben şimdilik onu öyle yazmıyorum. 12 çarpı kök 6 eksi 12 çarpı kök 9. Ben burayı 15 parantezine burayı da 12 parantezine aldığında kök 6 eksi kök 9. Aşağıda da kök 6 eksi kök 9. Bilerek çıkartmadım ki zaten gidecek. Cevabım bu. Son sadeleştirmesinde her tarafı 3'e bölsem ne geliyor? 5 bölü 4 geliyor. O da D şıkkımız oluyor. Püf noktası neymiş? Birbirlerini çarpmakmış. Şuna geldiğimizde bir iki yöntemle bu soru çözülebilir. Benim taktiğim şu şekildeydi. Hani şöyle yapabiliriz. Şu 3 katı olacak, bu 4 katı olacak, bu 6 katı olacak. Hepsi K'ya eşit olsun. Yani şöyle düşünün. Bunun tamamına K gibi bir kat sayı değeri verdiğimde. X eksi 2, 3K'ya eşit oluyor. X buradan 3K artı 2 oluyor. Y'ye geldiğimiz zaman Y eksi 6 Y eksi 6 4K eşit oluyor. Y buradan 4K artı 6 oluyor. Z peki bu da 6K e artı 9 oluyor. Ben bunları yazdım. Bakın bu bu demek, bu bu demek, bu bu demek. Geldim yerine yazdım. Bakın mesela bize verdiği şey şu. X'i ve Y'yi ben burada yerine yazdığım zaman sonuç çıkıyor demek ki. X'i yazdığımda 3K artı 2 eşittir. 4K artı 6 bölü 2'den içler dışlar yaptığımda 6K artı 4, 4K artı 6'ya sağa sola gittiğimizde K buradan ne gelecek? 1. Şimdi K 1 geldi ya. K1 geldikten sonra yapacağım şey şu. Yerine yazdım. Demek ki x 5'miş. Yerine yazdım y 10'muş. Yerine yazdım z de 15'miş. Bunun tamamının toplamını istemiyorlar mı? İstiyorlar. O zaman cevabımız ne olacak? 30. K gibi değer de verebilirsiniz. Dilerseniz şunu da yapabilirsiniz. 2x eşittir y'ye ya y. y gördüğüm yere 2x yazabilirim. Yani şuraya 2x yazıp şuradan da eksi çekebilirdiniz. Tamam mı? Bir iki yöntemi var bunun bu şekilde çözümüyle alakalı. A, B, gerçel sayılar olsun diyor. Bakın canlar burada böyle bir iki e, bunda da birazcık daha sözel mantığımız var. Hani oturup düşüneceğiz. Bunun yerinde bu olsa, şunun yerinde şu olsa ki buradaki en önemli nokta şu noktaydı. Bir şeyin karesi kendisinden küçükse Demek ki B sayımız 0 ile 1 arasında. Bu cepteydim. Şimdi eğer ki şuraya baktığım zaman birbirinden küçük kalıyorsa A sayım diğerinden küçükse A ortalama o zaman A'nın negatif olduğunu buradan anlarız. Şimdi A diyelim ki eksi 4 olsun eksi 4 olsun B de 1 bölü 2 olsun. 1 bölü 2 yazdığımız zaman sağlıyor mu? Sağlıyor. O halde demek ki A da negatif bir değer. B de şöyle bir değer 0 ile 1 arasında. O zaman buraya baktığımız zaman bu değerin A'dan kat ve kat küçük olabilmesi için ben C'ye daha küçük, C daha küçük demez miyim? C A'dan da daha küçük bir değer. Tamam. O halde B zaten pozitifti. C küçüktür A'dan o da küçüktür B'den derim ve D şıkkını Birazcık daha mantık sorusuydu bu şekilde. Şu ikisinin A'nın ve B'nin mantığını oturtturduktan sonra diğerleri rahatlıkla gelebilecek bir soruydu. Evet. Şurada bir ve, bir V2 yazıyor. Tam çıkmamış sanırım. Bu sorudaki bir iki püf nokta var. Yani bakın bir ifadenin tek olabilmesi için x artı y'nin de tek olması lazım. Y artı z'nin de tek olması lazım. Şimdi bu raddeyi oturtturduktan sonra bunu oturtturduktan sonra meselemiz çok bir şey kalmıyor zaten. Şimdi şöyle bir durum. Y'nin çift olduğunu düşünürsek. Y çift olsun. Tek olabilmesi için X de tek olacak. D de tek olacak. Bu bir ayrıcalıktı. Y'yi çift kabul edersek bu sefer X çift olacak. Pardon. Y'yi tek kabul edersek. Yukarıda çift kabul etmiştik. Y'yi tek dersek X çift olacak, Z de çift olacak. O halde bu ifade tek olur mu o zaman? Olur. Şimdi ona göre düşündüğümüzde Peki bu sayının da çift olduğu verilmiş. Şimdi şöyle düşünün. Ben Y'yi tek, bunu çift, bunu da çift kabul edersem sizce bu ifade çift mi olur? Hı? Bak bunda bu çift. Diyelim ki 2, 2, 1. Topladığımda çift mi olur? Olmazdan bana çift olması gerekiyor diyor. O halde ben bu ayrıcalığı alamıyorum. Benim tek bir ayrıcalığım var. Y'nin çift olduğu, X'in ve Z'nin de çift olduğu. Öncüllere baktığım zaman bir kesinlikle doğru. iki kesinlikle doğru. Çünkü X tekse Y de tek zaten. Z de tek zaten. Ama bunun hakkında bir şey diyemiyorum. O halde 1 ve 2 benim cevabım olur. Tamam mıyız? Oldu mu burası? Hadi bakalım. Diğer soruya. Evet mükemmel bir mutlak değer sorusu. Şimdi mutlak değerle gözümüzü bir açalım. Zaten mutlak değer sorusu standarttır gençler. Şöyle düşünün. Önce ben bir düzenleme yaptığımda mutlak x artı 4 y eksi x'e. Bakın şunu şu tarafa şunu şu tarafa hatta pardon diğer tarafa atayım. Bunu bu tarafa at, bunu bu tarafa attığında x eksi y'ye eşit işte oluyor. Şunu da bunu bu tarafa attığımı varsayalım. Mutlak y eşittir 12 artı y'ye. Burada ya eksi y'ye eşittir ya artı y'ye. Ben bunu artı y olarak çıkarttığımda y gider sıfırlanacağı, sıfırlanacağı için çıkartamıyorum. O halde buradaki y ifadem 12 artı y ifadem eksi y'ye eşit. Bunu bu tarafa attığımda eksi 2'ye 12'ye eşitse y buradan zaten eksi 6 geliyor ki başka bir seçeneğim kalmıyor y için. Şimdi eksi 6'yı yerine yazdığımda eksi 6'yı yerine yazdığım zaman burası ne olacak? Artı 6. O halde benim iki seçeneğim var. Ya bu eksi çıkacak ya artı çıkacak. Yani x artı 4 ya x artı 6 eşit ki buradan x'ler gideceği için böyle bir değer çıkmaz. O halde x artı 4 kesinlikle eksi x eksi 6 eşit. Şunu şu tarafa attığımda bunu bu tarafa attığımda 2x eşittir eksi 10'dan x de buradan ne gelecek eksi 5. Benden bu ikisinin çarpımını istiyor. Eksi 6 ile eksi 5'i çarparsam ne geliyor buradan? 30 ifademiz geliyor. O da aşıktır. Tamam mıyız? Diğer güzel bir sorumuz. Bakın. Burada bana demiş ki iki basamaklı iki basamaklı AB doğal sayısı rakamları toplamının rakamları çarpımına neyin soruyor? Bir saniye. Rakamları toplama rakamları farkının mutlak değeri de asal olduğunu soruyor. Normal benim bir doğal sayım var. Ama neymiş rakamları toplamı rakamları farkının mutlak değeri asal. Bunu anladıysak ben tek tek bakacağım aslında. Mesela 99'dan aşağı doğru ineceğim. 99, 98, 97 sağlıyor mu? Sonra 96, 95... 94'e kadar geldim. Şimdi 94'e da topladığımda 13 asal. Çıkarttığımda 5 asal tamam. Demek ki en büyük 94'ü alabiliyorum. En küçük istediği için 10, 11, 12 diye geldim. Bakın bunun aralarındaki farkı 0, aralarındaki farkı 1. Aralarındaki farkı 1 çıkmaz. 13 aralarındaki fark 2 toplarsam 4 oluyor çıkmaz. 14'e baktığımda toplarsam 5 çıkartırsam 3 bunu da sağlar. Bununla bunun arasındaki yani en büyük 94'müş en küçük 14'müş. Farkını soruyor çıkarttığımızda ne gelecek? 80 gelecek. Umarım hızlı gitmiyorumdur. Bunların çoğu sizin uğraşmanız gereken soru tarzlarıydı. Yani bunlarla gerçekten uğraşsanız mükemmel seviyede yapabileceğiniz sorular olduğunu düşünüyorum sizin. Şimdi iki basamaklı AB doğal sayısının toplamına bölündüğünde elde edilen bölüm kalan verilmiş ve sayıların rakamlarından oluşan bir küme tasarlanıyor. Şimdi burada bir örneği verilmiş. Yani ben bu 79 sayısının rakamlarını topladım 16. Ben bu 16'ya bölüyorum. Tamam mıyız? 16'ya böldüğümde kaç defa var? 4 defa var. Peki 4 defa var. Bölümü kaç gelir? 64. Çıkarttığımda ne geliyor? Ben şimdi meseleyi size yavaş yavaş anlatacağım. 15. Ne rakamları görüyorum? E 76'da 1 4 5 6 7 ve 9 rakamlarını görüyorum. Yani bölen, bölüm ve kalanı alıyoruz. Peki 25'e baktığımda rakamları toplamı 7'ye böldüğüm zaman 4 kere var. 20. Pardon. Ne dördü? Hocam, hocam ne dördü? 3 kere var. 21'den ne geliyor? 4. Peki burada ne var? 1, 3, 4, 5 pardon hatta arada bir 2'miz var. 2, 3, 4, 5 ve 7 var. Farkı diyor canlarım. Farkı diyor. Neyi alacağım? 1'i. 1 bir var mıydı? Burada 1. Şurada 1 var. Burada 1 yok. Hocam burada 1 yok. Burada 1 yok hocam. Ben de diyorum niye gelmedi. 1 yok. 4. Ortak olan 5 var. Bir de ne var? 7 var değil mi? 4, 5, 7 var ortak. Hangi şıkkı alıyorum? C şıkkını alıyorum. Tamam mı? Şurada biri görünce yanıldım. Aman siz de yanılmayın. Gerçekten düşürücü bir ifade. Evet fonksiyon en sevdiğim sorulardan bir tanesi. Bakın adım adım gitmeyi bildiğiniz zaman o kadar basitleştirilmiş bir soru olduğunu düşünüyorum ki. Ama güzel gitmeyi öğrenirseniz soru net bir şekilde ifade olarak çıkıyor. Şimdi baktığımız zaman soruda FG4 var. Aşağıda F5 çarpı G5'i istiyor. F rahatlıkla bulurum. Ama G'nin içerisinde F var. Şimdi G'nin içerisinde F olduğu için G4'ü bulabilmek için ben buraya 2 yazmam gerekiyor değil mi? F2'yi de bulmam gerekecek. F2 için de buraya 1 yazmam gerekiyor. 1 yazdığımda şurası, 1 yazdığımda şu kısım 2 oluyor. 1 yazdığımda 3 oluyor. O halde F2 ne demekmiş? 3 demekmiş. Ben daha F5'i, G5'i bulacağım. G5'i bulmak için ne yapıyorum? Bakın şimdi. Adım adım bu kısımları iyi öğrenelim de bu kısımlar geri gelir. Bakın G5 olabilmesi için 3 yazacağım, 3 yazacağım. 3 yazalım hadi. Hadi. Ada 3 yazdım. 3 olabilmesi için ben buraya 2 yazmam lazım. Buraya da 2 yazarsam oradan ne gelecek? G5'imiz. Yani F3 direkt ben burada bana gerekecek şeyleri buluyorum. F3 buradan ne geliyor? 4. İşte bunlar bana lazım olacak canlarım. Şimdi G4 G4'ü bulabilmek için ne yapacaktık? G4'ü bulabilmek için buraya 2 yazacağım. Buraya 2 yazacaktım. F2'yi buldum 3'tüm. O zaman G4 ne oldu? Bakın 3 artı 3'ten 6 oldu. O halde ben F6 bölü aşağıda F5 ne demek? 5 olması için 4 yazdım. 4 yazdığımda 6 çarpı G5'i ne bulmuştuk? G5'i bulabilmem için buraya 3 yazdım. 3 yazdığımda 7 idi değil mi? Buraya kadar tamam mı peki? Var mı buraya kadar sıkıntı? Hı, tamam. Şimdi F6'yı bulabilmem için ben buraya 5 yazdım. Buraya 5 yazdığımda ne geliyor? 7 geliyor. 7 bölü 6 çarpı 7'den 7'ler gitti. Cevabımız neymiş? 1 bölü 6. Yani demek ki şu an şunu anladık. Ben bu soruyu adım adım sakin sakin çözersem demek ki ne yapılıyormuş? Çözebiliyormuş. Şimdi bu soruda aslında bir tane daha e, olasılık çıkıyor. Belki soruyu iptal edebilme imkanları var. Bunu unutmayın. E, bu soru iptal edilebilir ama çok da e, muallaktır. Çünkü diğer seçenekteki şıkkımız mevcut değil. Soruya bakacağız. Soruyu irdelediğimizde aradaki farkın 35 olması gerekiyor. Şimdi soruya baktığımız zaman şimdi 2 alı bir değer var ya ben buna e, 35 eklediğimde 2 alı bir diğere 35 eklediğim zaman burada bir 1 gelecek. Bakın buraya buraya bir 1 gelecek. Sonra ne olacak? Ee, bir saniye. Heh. Buraya bir gelecek. Buranın olsun topladığımı düşünün. Diyelim ki burası 6 olsun. 6 olduğunda topladığında 1. Burası ne oldu? 61. Demek ki şurası 6 olabilir. A da 6 olabilir. Bir çoğunu bulduk zaten. Buraya, buraya da 6 diyebilirim. Ben 61'den diğerini çıkarttığımda ne gelecek? 35 gelecek. Yani şöyle düşünün. Birinden birini çıkarttım. 35 geliyor. Diğerini topladım. 35 geliyor diye. Şimdi 26'ya 35 eklediğimde 61 oluyor. Şu ifadeyi peki mesela 96 diyelim buraya da. 96'dan 61'i çıkarsam ne gelecek? 35 gelecek gibi. Şimdi bunu düşünmek meşakkatli olabilir en başlarda. A değerime de 6 dedim, buraya da 9 dedim. Toplamını mı soruyor? Toplamını soruyor. Toplarsak ne geliyor 21. Diğer bir seçeneğimiz daha var. E, o şıklarda olmadığı için hani bu ihtimali göz önüne alıp çözmemiz daha mantıklıydı. Şimdi şu sorumuz mükemmel bir adım adım gidilecek bir soru. Bakın gençler bu sefer sorularda genellikle mantık sorularını hep yer vermişler. Mantıklı düşünüp hareket etmemiz gerekiyor. Şimdi A, B, C birbirinden farklı birer rakam. 3 basamaklı ABC sayısı yani şöyle düşünün 3 basamaklı dediğine göre A da B, A, A sıfır olmayacak. Aşağıda B ve C sıfır olmayacak. Sıfırdan farklı dememiş ama böyle bir şey dediği için demek ki sıfır olmayacak diye ben söyleyebilirim. Şimdi ABC 4 ile bölünebiliyor. Yani BC sayısı 4'ün bir katı. Doğal sayı 9 ile bölünebiliyor. Yani B artı A artı C 9 ile tam bölünmesi 9'un katı olması. Toplamların 9'un katı olması gerektiğini biliyorum. Bingo yer şurası. A ya 0 olacak ya 5 olacak. 5'e bölünebilmesi için. 0 olmayacağına göre demek ki A sayım ne? 5. O zaman B artı 5 artı C 9'un katı oluyor. Şurası ne? Zaten burası 5. Önemli değil. BC 4 ile bölünecek. Yani şu ifadede ben burayı 5 buldum. Diğerleri benim için önemli değil ya. Önemli olan kısım B ile C'nin yani BC sayısının 4'e bölünecek bir sayı ve toplamları 9'un katından işte 5 fazla olabilecek bir sayı. Burada durup bir bakıma tek tek hesaplayıp düşünmek gerekiyor. Mesela geleceksin 40 vereceksin. Oluyor mu? Olmuyor mu diye. Mesela C'nin sıfır olmayacağını da düşüneceğiz. 44'ten başlayın gibisine. Mesela oluyor mu olmuyor mu diye hesaplayın. Hani şuralardan başladığımızda e, hesaplamamız gereken e, kısımlardan bir tanesi 70'lerde diyelim ki 72'yi verdiğimde 6 artı 5 9'un katı mı değil. 72 olmuyor. 70 e, 6'yı verdiğim zaman bakın 76 verdiğim zaman 7 ile 6'yı topladığım zaman buradan ne gelecek? Sayı olarak Buradaki ifade 76'yı verdiğimde 9'un katı oluyor mu? Oluyor. 7 çarpı 6 çarpı 5 ifadesini aldığımda bakın topladığımda 18 oluyor. 9'un katı oluyor değil mi? 18 9'un bir katı. Çarptığımda ne geliyor? 210 geliyor. Demek ki C seçeneğim diyebilirim. Tamam mıyız? Bu da bu şekilde. Evet. O meşhur soru. Yani ee, bu soru sınavda ben bile dedim açıkçası böyle uğraştırıcı bir soru. Acaba benim canım öğrencilerim ne yaptılar, ne ettilerle alakalı bu soruyla ilgili ben de bir durdum, bir müddet düşündüm ama sorunun mantığını, bakın soruyu okuyun canlar. Geri sayım sayacı sayıcı var. Saat ilerledik de bu, bu şekilde ilerliyor. Bizden istediği şeye bakın. Şıklara hiç bakmayın. Şıkları birbirine o kadar yakın vermişler ki hani eli yemiyorsunuz da diye düşünün. Ben bu ifadede şöyle yapalım. Bakın şu kısmı şu kısmına 2A diyelim. Şu kısmına 2A diyelim. Şu kısmına 2B diyelim. Şu kısmına 2B diyelim. Çünkü mesela buradan 2A artı B gelecek ya. Şuraya geldiğimiz zaman burada da daha farklı şeyler söz konusu olacağını düşünün. Şimdi artık bu şekilde denklemler kurarsak. Bakın şimdi canlarım. Tamamı 4A artı 4B neye eşit? 3 saat 40 dakika 40 saniye şeklinde bir ifademiz var. Şimdi şöyle düşünün. Ee, ben saati dakikaya çevirip hesapladığımda buradan 180 saati birbirine hesap koysam takla, taklatsam 180 artı 40'tan ne gelecek? 220 dakika 40 saniye. Her tarafı da 4'e bölsem. Burada 4 tane 4 beydi pardon herhalde yanlış almışım. Her tarafı 4'e bölsem A artı B eşittir. 220'yi 4'e bölsem 55 dakika 10 saniye geliyor. Ben burada yapmaya çalıştığım şey birer denklemler bulabilmek. Tamam mıyız? Peki şuraya baktığımda burada 2B, burada A ve burada B var ya. Bu kısımlık yer neymiş? 2 saat 4 dakika 25 saniye. Yani 3B artı 2A'lı kısım benden neymiş? 2 saat 4 dakika 25 saniye. Burayı da tekrar dakikaya çevirsek. Mesela 2 saat 60'ta hesaplasam 64 çarpı. 25 saniye olarak hesaplasam 3B artı 2A. Elimde iki tane denklem oldu. Birisi burada birisi şurada. Ben bu denklemlerle ne yapabilirim diye. Benden istediği kısım. Bakın aslında benden istediği kısım şurada. 2B'lik ve A'lık kısım var. Yani benden istediği 2B artı A'lık kısım. Ben A'yı buradan çeksem B'yi çeksem. Ondan sonraki ifadem ne olabilir diye düşünerek ilerleyeceğim. Yani ben diğer kısmı, şu kısmı mesela eksi 2 ile çarparsam, eksi 2 ile çarptığımı varsayalım. Tamam mıyız? Şu iki tane denklemi artık göz önünde bulunduruyoruz. Şimdi yavaş yavaş mantığını oturturduk mu? Ben şurayı çıkar, herhalde görünmüyormuş. Biraz mantığı oturturduk mu? Hani buradan sonrası benim için önemli. Aslında ben buraya kadar bu şekilde ilerlemeyebilirseniz gerisi benim için daha rahat gidecekti. 2 ile çarptığında ağlar gidecek değil mi? Peki ne kalacak? B kalacak. B buradan 14 dakika 05 saniye kalmaz mı? Ben bunu 2 ile çarptığımda 110 oluyor. Eksi çarpı eksi 20. Ben bunu da 05 14 dakika 05 0.5 saniye falan kaldığını versayalım. Peki bunu yerine koyduğumuzda A buradan ne gelecek? A'yı da buradan 41 dakika 5 saniyede buradan hesaplarsak 1 dakika 15 A'yı da buradan 41 dakika 5 saniye olarak hesaplasak topladığımızda veriyor mu? Veriyor bize. Tamam. <laughs> tamam. Şimdi bundan sonrası bitti. Ben bundan sonra benden zaten 2 artı B istemiyor muydu? Bakın 2 B pardon 2 B artı A'yı istiyordum. Ben çarparsam 28 dakika 10 saniye ki burayı 2 ile çarptım. 41 dakika 5 saniye desem. Topladığımda 69 dakika 15 saniye ya bunu bir saatine atarım. 1 saat 9 dakika 15 saniyede o da bana D verir. Meseleyi anlaş anlaşabildik mi meselede? Tamam. O zaman şu mükemmel sorumuzla baş başayız ve bununla devam ediyoruz. Şimdi bir bakkal şu an sorum net görünüyor mu? Tamam. Her gün diyor, elinde bulunan yumurtaları o günün tarihine göre, son kullanma tarihine göre hesaplıyor. Şimdi yumurtaları ne satıyor, ne yerine yumurta alıyor? Bunu ona göre hesaplayacağız. Tamam mıyız? Ne satıyor, ne yerine yumurta alıyor? Ona göre hesapladığımızda bakın mesela aslında şuraya dönüşmüş olacak. Şimdi 27, 6 yumurta var mı? Bakın 27'ye 6 yumurta var. Aşağıya geçtiğimiz zaman şurada 5 yumurta gitmiştim. Bakın bu 27'den 5'i gitmiş. Şu 27'den bu 27'den 5'i gitmiş. O halde burada kaç yumurta vardır? Bura 22 yumurtadır. Değil mi? 3x artı y 22'dir. Neden? Topladığında 27 olması lazım. Çünkü bu yumurtalar değişmiyor. Şimdi buranın rayını oturtturduk değil mi? Tamam. O zaman hop aşağı geldim 14 olmuş. Nerede bu yumurtalar? 22'den 14'ü bir çıkarın. 14'ü çıkarttığımızda ne gelecek? 8 gelecek. O halde burası demek ki 8'miş. O halde y neymiş? 4'müş ki buraya yazarım. 3x artı 4 eşittir 22'den. Bunu buraya fırlattım. 3x eşittir 18'den. x buradan ne geldi? 6. y neydi? 4. Bitti soru. Bakın c'ydi. İlk başta çok zor görünen bir soruydu değil mi? Orayı oturttuktan sonra çok rahatlıkla çözebileceğimiz bir soru olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu soruda 4 bölümden oluşan bir kitap var. Bakın kitaba ortak katını verin. Size tavsiyem kitaba ortak katını verin. 4, 12, 8. Kitabım 24K olsun. Bakın. Kitabım 24K olsun. İlk bölümünü okuduğunda kitabın 1 bölü 4'ünü yani A, B, C bu soruyu okuduğumuzda da A, B, C, D var ya elimde. İlk bölü 1 bölü 4'ü ise o zaman nedir? İlk bölüm 6K'dır. Bu cepte ikinci bölümü ikinci bölümü ilk 2 bölümünü okuduktan sonra kitabın 5 bölü 12'si diyor. 24'ün 5 bölü 12'si ne demek? 10K demek. 6 ile İkinci bölümü toplamışım 10K oluyor. O zaman ikinci bölüm ne olur? 4K. Bu cepte. İlk 3 bölümü. İlk 3 bölümü 5 bölü 8. 24 çarpı 5 bölü 8'den çarptım 15. Yani 10 ile bir şeyi toplamışım 15 olmuş. O zaman burası da 5K. Tamam bunu topladığım zaman 15 ise 24K olabilmesi için diğerine kaç K kalıyor? 9K kalıyor. Büyükten küçüğe doğru sıralayın demiş sanırım. Doğru sıralama diyor. Aynen, büyükten küçüğe doğru. Ne gelecek? D, A, C, P gelecek. O da E şıkkıdır. Ortak kat verdiğim zaman soru ne kadar kolay oldu gördünüz mü? Ortak kattan sonra soru çok pratikleşti. Şimdi diğer bir güzel sorumuz. Bir kurstaki öğrencilerin %20'si ödevini yapmadığı için kurs bu öğrencilere uyarı mesajı göndermiş. Şimdi şöyle düşünün. Yüzde %20'si yapmamışsa Yüzde yüzü değil mi bu? Yüzde yirmisi yapmamış. Yüzde sekseni yapmış. Bu mesele anlaşıldı. Şimdi yüzde yirmi dördünün yirmi yapmış. Yüzde dördü yapmamış. Ve sonra bana ne diyor? Yüzde dördüne eşit. Ödev toplam öğrenci sayısı yüzde dördüne eşitmiş. Bakın toplam öğrenci sayısı yüzde dördüne eşit. Ben bunu ne yaparım? Bakın şöyle hesaplayın. Yirmi dört 24 artı neyi? %4'ü eşitmiş %20'sine değil mi? Bunu bu tarafa attığımda 24 %16'ya eşit. Benden istedikleri şey ne peki? X %100'ü kaç X'tir? Bu. Sadece ben bu denklemi yapacağım. 24 çarpı 100 eşittir. 16 çarpı X. Ben burada işlem dışlam, işlem dışlam, işlem 16 ile 24'ü 4'e böldüm. Ya da 8'e de bölebilirsiniz. 2'ye ne gelir? 8'e böl. 3. 300'ü 2'ye böl. X buradan ne geldi? 150 öğrencim varmış. O da değişik kıymış. Tamam mı canlar? Bakın sorunun e, soruyu sizden rica ediyorum. Ön lisansa ve lisansa girecek öğrencilerimde. Soruyu e, sakince okumaya çalışın. Soruyu kibarca okuyun. Ondan sonra sonucuna net bir şekilde ulaşacaksınız. Dünya Yüzme Şampiyonu 2020 yılındaki yaş gününde verdiği bir röportajda ikinci yaş gününde ilk kez yüzme sporu, 7 yaş gününde ilk kez yüzme sporuna başladım ve 6 yıldır devam ettim demiş. Hmm. Ben 7 yaşındayım. ilk kez başladım, 6 yıl devam ettim. Bir süre ara verdikten sonra 2011 yılındaki yaş günümde bu da herhalde her yıl yaş gününde röportaj veriyor. Burada ara vermiş. 2011'de yaş gününde. Bugüne kadar ara vermeden bugün 2020 yani 9 yıl ara vermeden yüzme sporu yapıyorum. Tam olarak ömrümün yarısı yüzme sporu ile geçti. Hmm, mühim. Şimdi 6 artı 9'dan kaç yapı yapıyor? 15 yıl. 15 yıl yapıyor. Ömrümün yarısıysa ben demek ki 30 yaşındayım. Verdiğim ara kaçmış? 8 yaşmış. 8 yaş yıl. Yani 7 ile 8'i toplamışım. 15 oradan. 15 oradan. Yani cevap 8'miş. Okey. Bu kadardı. Sadece röportajı okudum. Anlatabildim mi? Bakın sadece yaptığım şey röportajı okumak oldu. Canlarım. Bu kadar da gerçekten sorularımız zor değildi. Hani ÖSYM aman aman biraz daha mantık sorusu, biraz daha kafanızı kullanın demek istiyormuş bize. Buralardan artık bunları çıkartabiliriz. Şimdi şunu hesapladığımızda yollara bakıyorum. 1300'da ve 15.00'daki burada 2 saat. Siz soruyu önce okuyun tamam mı? Ben soruları direkt okuyup çözme taraftarıyım. Zamanımız kaybolmasın diye. Burası kendi aracıyla gittiği yol 450 kilometrelik. Diğeri 270 kilometrelik. 2 tane yolum var. Bunu t sürede tamamlıyorsa bunu t artı 2 sürede tamamlıyor. Bu v hızıyla ise bu da v hızıyla. Bitti soru. Yol eşittir. Hız çarpı zamanda her zaman. 450 eşittir. V çarpı T artı 2'den 270 eşittir. V çarpı T. Ben bunu içeri dağıttığımda V çarpı T artı 2V'den VT ne demekti? 270. Yani buradan buluyorum ben onu. O halde buraya baktığımda 450 çıkarttığım zaman 180 yapmaz mı? 270'i çıkarttığımda 180 eşittir 2V ise V buradan 90 gel. Ben V'yi buldum 90. Benim amacım Mert kaçta B şehrine ulaşmıştırdı. Değil mi? Ben V90'ı bulduğuma göre ben burada V90'ı yerine yazdığım zaman bakın V90'ı yerine yazdığım zaman bir saniye şurada hemen yazayım. Hemen direkt net bir şekilde bulalım. Şimdi 450 eşittir 90 çarpı S artı 2 sürede varıyordu. Ben bunları sadeleştirsem burada ne kalır? 5. Değil mi? 5 saat sonra varıyor. Yani ben saat 11'de 11, yola çıktım. 5 saat sonra kaçta vardım? Yani 6'da ben evimde oldum. Tamam mı? Bakın buradaki 5 saati buldum ben. Orada TRT2 kafanıza takılmasın. Ben oradaki 5 saatle ilgileniyorum. Anlaşıldı mı? Orası bizim için çok önemliydi. Bakın bu soru gerçekten çok tatlı bir olasılık sorusuydu. Gerçekten hani ee, rahatlıkla çözülebileceğini düşündüğüm bir olasılık sorusu. Birden ona kadar tam sayıların yazılı olduğu 10 tane kağıt ve bir kutuda 20 tane elma bulunuyor. Mesele şu. Bakın kalan 2. Tamam mı? 20 tane elmadan kalan 2 olacak. Eşit bir şekilde tabaklara dağıttığımda. Mesela ben 2 sayısını çektim. Tamam mı? Diyelim ki 2 sayısını çektim. Her tabağa 2, 2, 2, 2 elma koyduğumda sence o 20 elmanın tamamı koyuyor değil mi? Ama 3 elma koyduğumda yani 3 çektiğimde 18 olur orada 2 elma kalır. Ben demek 3 elmayı alabilirim. Yani ben arada neyi istiyorum? 18 çıkmasını istiyorum. 18'in çarpanları olsun istiyorum. O zaman 3'ü alırım. Bakın 3'ü alırım. 6'yı alırım. 9 elmayı alırım. Başka bir şey alabilir miyim? Bak buralardan ne çıkacak? 18 çıkacak. Buralardan 18 çıkacak ve kalanım 2 olacak. Kaç tane seçeneğim var? 10 tane kağıt seçme hakkım var. Ama ben istenilen nedir? 3 kağıt seçme. O zaman 3 bölü 10 benim cevabım olur muydu? Evet öğretmenim olurdu öğretmenim. Bir pozitif tam sayının rakam olan bölgelerinin birer defa kullanılabilecek yazılabilen en büyük pozitif tam sayı olsayının rakamsal kodu denir. Hmm. Bölenleri bilmem ne. Ben bölenleriyle işim var. O zaman bu soruda 48'in bölenleri 1 çarpı 48, 2 çarpı 24, gibi mi gidecek? Rakamları diyor. Evet bravo ben düşüncenizi şu an hissedebiliyorum. Rakamları diyor. Yani ben 48'i 1 böler, 2 böler, 3 böler, 4 böler, 6 böler ve 8 böler. Var mı başka? O zaman 48'in 8, 6, 4, 3, 2, 1. Ben neye bakıyorum? Bir de 56'ya bakıyorum. 1, 2, 3 böler mi? Bölmez. 4 böler. Başka ne böler? 56 ne demek? Kafadan hesaplarsanız 7 çarpı 8. İçinde neler var? 7 böler. O zaman 8 böler gibi hesaplayabilirsiniz. Şimdi bunun ikisinin neyini istiyor? Toplamlarını istiyor. Ben topladığımda 8, 6 hatta şunu direkt altına şunu yazayım. 8, 7, 4, 2, 1. Topladığımda 42, 7, 1, 4 5 9. Yani ne gelecek? E şıkkı gelecek. Şu iki soru aynı şekildeymiş gibi görünüyor ama şey olarak, soru olarak farklı. Şimdi diğerine baktığımız zaman soruya baktık. Diyor ki: "Rakamsal kodu aşağıdakilerden hangisi olamaz?" diyor. Bakın, "Rakamsal kodu aşağıdakilerden hangisi olamaz?" dediğimde şöyle hesaplayacağız. Mesela sorulardan birinde 3'ün bir katı var mı? 3'ün bir katı olan bir soru. Bir tanesine bakalım. Yani 9. Diyelim ki şurada 9 var. Bakın burada 9 var ya. 9'u bölen 3'ü bölmez mi? Diyelim ki 18 sayısı 9'u bölüyor. 3'ü böler mi? 3'ü de böler değil mi? O halde bu D şıkkında neden 3 yok? Yani 1'i, 2'nin, 6'nın ve 9'un katı olan diyelim ki 54 sayısını aldım ben. Bu 54 sayısı 3'ün de bir katı değil mi? 3'ün de bir katı olduğuna göre demek ki yanlış şıkkımız D şıkkımız. 53'e bakalım. 20'si yine rakamları farklı bilmem ne falan fistan diye hesapladığımızda soruya baktığım zaman 6'yı bölen 3'ü de bölecek. Yani B ile C'den herhangi biri 3. Değil mi? Herhangi biri 3. Yani daha doğrusu C direkt 3. Peki son basamağı 0. E, muhtemelen bu 5'e de bölünecek. O halde burası 5 olacak. A 6 5 3 2 1 diye ben bunu hesaplar mıyım? Hesaplarım. O halde ben burada 14 A0 sayısına baktığımda A ortalama kaç olabilir? 8 olabilir ama 4 yok. Öyle hesaplayayım. 9 olabilir. Çünkü burası 7 8 9'dan herhangi birini alacaktır. Ben 7'yi koyduğum zaman gayet uygun bir şekilde bölünebiliyor mu? bölünebiliyor. O halde A'mız 7, B'miz kaçtı? 5'ti. Çarpımı ne olacak? 35 olacak. Biraz deneme yanılma. Ee, birazcık bu tarz bir sorularda deneme yanılma. Biraz böyle can sıkıntısı gibi görünecek olabilir ama. Şimdi şu ekran size net görünüyor mu? Evet 54'e bakalım. Şimdi bu soruyu okuyanlar hatırlar. Şimdi bana diyor ki A'da ben bu A'ya bastığım zaman bunun tamamı mavi oluyor. Buradan bir tuşa bastığımda maviler beyaz, beyazlar mavi oluyor. Bu da aynı şekil. Yani, ama önce genelde A'ya basıyorum. B'ye bastığımda burası mavi, burası D. Şunu şöyle de hesaplayabilirsiniz. A'ya bastığımda tek çizgi değil mi? D'ye bastığımda şöyle tek çizgi. Yani artılar beyaz tek çizgiler mavi. Çünkü ben şöyle üst üste geçtiğim zamanlar tek çizgi şöyle, şununla şu mavi. Artı olan kısımlar beyaz oluyor. Boş kısım zaten mavi olarak, zaten beyaz olarak hesaplayabilirsiniz. Şimdi soruya baktığımızda A, E, F, B, D butonlarını hadi basalım. A, E, F, B ve D butonlarına tek tek bastım mı? Bastım. Sonucum neye dönüştü? Bakın tek çizgiler neydi? Mavi. Çift çizgiler beyaz. E direkt zaten şıkka bakın. B şıkkı. Tamam mı? Ben e, bu soruyu şeyde sınavda çözerken çizgi olarak sonradan aklıma geldi. Şöyle yaptım. Mesela beyaz 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 ya. Bir daha geçtiğinde siliyordum. Oraya mavi yazıyordum. O şekilde de hesaplayabilirsiniz. Şimdi aynı bu şekilde geldim. Bu butonlara basalım. Bakın. A E B ve F'ye bastım. Artılar neydi? Beyaz diğerleri maviydi. Hangisine basarsam olur? Bakın şuraların mavi olabilmesi için ben C ve D'ye kesinlikle basmam gerekiyor. Peki C ve D'ye şu şekli oluşturabilmek için C ve D'ye gelin basalım. Bakın C ve D'ye bastığımda artı neydi? beyazdı. ve şunlar mavi oluştu mu benim şeklim? O halde C ve D'ye basma demek ki benim şeklim oluşacakmış. Şimdi şuna baktığımız zaman olasılık sorusu. Şimdi tekrar bu olasılık sorusunu okuduk, okuduktan sonra düzenekler rastgele 3 farklı butona basıldığında düzeneğin görünümü yukarıdaki gibi oluşma olasılığı dendiği zaman 56. sorumda. Şimdi tüm durumun ne? 6 tane butonum var. 6'nın 3'lüsü tüm durum. Şimdi benden istediği şey ben aslında neyi hesaplayacağım? Hangi olasılıkların var diye hesaplayacağım. Benim zaten aşağıda ne 6/3'ten 6 5 4 3 2 1'den 20 aşağıdan. Olasılığım şöyle. Bakın canlar. Ben buna bastığım zaman B A E D'ye bastığımda bir durumum ve diğer durumumda başka bir butona bastığım zaman da C D e butonlarına bastığımda iki durumum söz konusu. Bu görünümü oluşturabilmem için benim sadece iki durumum var. Oradan şıklardan baktığımızda 1 bölü 10 Bursa demek ki benim cevabım gelir. Deneme yanılma yolları yine. Güzel tatlı bir soruydu bu da. Bu da e, yani bence basit olduğunu düşünebileceğimiz bir soruydu. Şimdi 48 ise demek ki 2 iki açın çıçın iki çıçın çıçın konuşamadım. İki iç açının toplamı kendisine eşit olmayan bir dış açıya eşit olacağına göre. Ben buraya ne derim? Bakın, şurası ne olur? 90'a kaç eklerim? Burası 38. Pardon, burası 48. Şuraya 48 desem şuraya kaç derim? Şura 32, değil mi? Geliyor mu buradan? 58. Değil mi? Demek ki 58. Burada tamam mıyız? Burada tamamız. Ben 58'i buradan buldum. O halde benden x'i istiyor. Bakın canlar. 90 artı x. Ben peki 36 ile şurayı topladığımda 58 yapmaz mı? Bakın şuraya ne, de, ne derim o zaman? 22 demez miyim? O zaman burası da 22. Soru burada bitiyor. 48 artı 148 artı 22 artı x bana 180'i verecek. Buradan ne geliyor? 170 geliyor. x ne geliyor buradan? 10 geliyor. Tamam mı? Adım adım. Sadece şu, bu, şu an bu soruda yaptığımız şey iki iç açının toplamı bir kendisine eşit olmayan bir dış açıya eşit olmasıydı. Mesela 30'a ben buradan 58'i direkt gördüm ya. Mesela 58'e 90'ı topladığında 141, 148 yapıyordu. 36 ile neyi toplarsam 58 yapıyoru. Bulduktan sonra soru net bir şekilde bana zaten cevabı veriyordu. Bu soru kare ise kök 2 kök 2 kök 2 kök 2. Neden? Çünkü 45 45 üçgenim ve burası a a ise burası a kök 2 a kök 2. 2 olduğuna göre her tarafı kök 2'ye bölsem hop hop burada kök 2 ile genişletsem Buradan ne gelecek? 2 kök 2 bölü 2'den kök 2 geliyor oradan çıkıyor. Bunu dilerseniz yapabilirsiniz. Yani kök 2'ye bölmek gibi bir şeydim. Yaptım. Şurası 45 ise şu kısım da 45. O zaman burası da 45. O halde burası da 7 kök 2. Burası da 7 kök 2 olacak. Benim üçgenimde. Bakın ben bu 7 kök 2 ile buldum da buradan sonrası Pisagor. 7 kök 2'nin karesi artı kök 2'nin karesi eşittir x'in karesine. Buradan ne geliyor? 98 artı 2 eşittir x'in karesi ise x buradan ne gelecek? 10 gelecek o da eşittir. Alright. Bakın bu birazcık işte ee, sizi zorlayan bir iki sorumuzdan birkaç tanesi de maalesef ki buydu. Yani zorlayacak olan iki üç soru tarzı vardı. Eğer onları yapan ee, diğerlerinde herkesi öne atacak olan sorulardı diye söyleyeyim size. Şimdi bu soruya hemen baktığınız zaman şunu görüyoruz. Son iki sorumuz kaldı dayanın canlarım. Şimdi bu soruya baktığımızda şunu görüyorum. Ben şuradan bir kelebek yöntemi olarak iki kök 5 ise o zaman burası iki kök 5. Geriye böldüyse burası da kök 5, burası da kök 5. Şimdi bunu tamam bulduk Şimdi 1 iki kök 5 üçgeninden. Biri birinin iki katıysa karşısı kök 5'tir. E, kök 5'i kök 5 ile çarparsam burası 5 geliyor. Bunu bulduk. Bakın şurası 5 geliyor. Buraya kadar hesapladık. E, şöyle bir durum var. Burası da iki kök 5'li canlarım. Şimdi şöyle bir durum var. Bizim çemberdeki bir özelliğimiz. İki tane açıyı düş, Çapı düşünün. Eğer ki burası 5, burası x, burası kök 5, burası 3 kök 5 ise ben burada iç kuvvet özelliğim vardı. İç kuvvet özelliğinden bulabilirdim ki buradaki tek püf noktamız sadece buydu. İç kuvvet özelliğimden bununla bunun, bunun çarpımı, bununla bunun çarpımını eşittim. Kök 5 çarpı 3 kök 5 eşittir. 5 çarpı x'e eşittir. Oradan ne geliyor? 5 çarpı 3 eşittir. 5 çarpı x'ten x buradan ne gelecekti? x'imiz 3 gelecekti. Tek püf noktamız buydu bunun. Evet son sorumuz. Son sorumuzu da şöyle açayım. Hı, net bir şekilde görünüyordu bunları. Tamam. Şimdi son sorumuz şu. Şimdi canlarım gerçekten basit bir soruydu. Hani yapamayanın vay haline birazcık böyle ilk başta görülmüyormuş gibi ama sorun. şöyle düşünün. Ben x yerine ilk, ilk denklemi aldım. x artı y eşittir a'yı aldım. x eşittir 0 yazsam y a'yı eşit. y eşittir 0 yazsam x a'yı eşit. İlk denklemin bu. Ben bunları hemen gelip hatta şurayı ona ayırayım buradan bulacağım. Ben orada birazdan çizeceğim size. Peki şuna baktığımız zaman x eşittir 0 yazsam bakın ikinci denklemde eksi x artı y eşittir a denkleminde x eşittir 0 ise y eşittir a'ydı. y eşittir 0 ise x eşittir eksi a. Bu da ikinci. Üçüncüye baktığımızda zaten y eşittir a bölü 2'ye. Şimdi y eşittir a bölü 2 ise ben şuraya a desem buraya a bölü 2 desem Şimdi şurası eksi a olsa, burası artı a olsa, şuradan bir doğru, buradan bir doğru, buradan da bir doğru böyle geçiyor ve benden burayın alanının 16 olduğunu vermiş, değil mi? Soru bitti canlar, soru bitti burada, soru bitti, biz de bittik. Bakın, ben şurada bir üçgenimi verdim, burada bir çizdim. Burası ne demek? A bölü 2 demek değil mi? A bölü 2. Taban ne demek? Bakın burada ne var? Orta taban gerçek tabanın yarısı. Orta taban gerçek tabanın yarısıydı. Gerçek tabanım 2a ise o zaman burası ne a? Benim sorum küçücük bir püf noktayı bilmekle bitiyor. O halde buradan ne geliyor? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Yani benim burada soruyu görünüyor değil mi? Taban çarpı yükseklik bölü 2 16'ya eşitse a kare bölü 2 kaça eşit? 32'ye eşitse içler dışlarda a kare 64. a burada ne geliyor? 8'di. Denizli cevabımızdı. Kalemi fırlatıyoruz. KPSS'yi sonlandırdık. Umarım çok güzel sonuçlar elde etmişsinizdir. Umarım çoğu soruyu net bir şekilde yapmışsınızdır. Bazı sorular sallamışsınız da tutmuştur. Yani güzel bir çözümdü. E, gerçekten çok çok aşırı derecede e, zorlayıcı tarzda soru yoktu. Küçük püf noktaları bildikten sonra sorunun Tamamının güzel bir şekilde çıkacağı soru tarzları vardır. Güzel yerlere gelirsiniz. İnşallah atanat nasip olur. Sizleri seviyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.